Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi GV Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Nermin Akyel. Ben GV Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuş bir öğrenciyim. GV Meslek Yüksekokulu 1995 yılında kurulan bir meslek yüksekokulu. GV Meslek Yüksekokulu sosyal programlar ağırlıklı bir meslek yüksekokulu olarak yoluna devam ediyor. Bu meslek yüksekokulumuzda 9 tane programımız var. Bankacılık ve sigortacılık, dış ticaret, emlak ve emlak yönetimi, halkla ilişkiler, işletme, insan kaynakları yönetimi programı, maliye, muhasebe ve mimari ve restorasyon programları olmak üzere 9 tane programımız var. Ön lisans seviyesinde eğitim veriyoruz ve bizim üniversitemizin Türkiye'de yeni getirdiği bir uygulama, 2012'den beri yaptığımız mesleki uygulama eğitimi adı verilen eğitim ile yolumuza devam ediyoruz. Meslek yüksekokulumuzda bir bilgisayar laboratuvarımız var. Öğrencilerimizin hizmetine, eğitimi amaçlı sunabildiğimiz. Mimari ve restorasyon programı içinde çizim atölyesi olarak kullanılan bir teknik resim atölyemiz bulunmakta. Bunların dışında kütüphane imkanlarımız var öğrencilerimize sağladığımız. Meslek yüksekokullarında bir aylık staj zorunluluğunun yanı sıra bizim üniversitemizin 2012 yılından beri uygulamakta olduğu uygulama eğitimi adını verdiğimiz bir eğitim dönemimiz var. Öğrencilerimiz 3 dönem teori eğitimi aldıktan sonra 4. dönem iş yerlerinde sektörel uygulamaları öğrenerek teoride aldıkları eğitimi pratiğe dökme şansına sahip oluyorlar. GV Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmenin ilk nedeni bence akademik kadrosu olmalı. Çünkü biz güçlü bir akademik kadroyla çok iyi bir eğitim verdiğimize inanıyoruz. Dediğim gibi uygulama eğitimi çok önemli bizim için. Ucunda istihdam alanı olduğu için tercih edilmeli. GV lokasyon olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa, Kocaeli, bunlara çok kısa mesafede ulaşabilecek bir lokasyonda karayoluyla ve demiryoluyla ulaşım mümkün. Ali Fuat Paşa mahallemizde tren istasyonu var. Dolayısıyla öğrenciler İstanbul'da ya da Ankara'dan trenle de gelebilmekte. Adapazarı'na, il merkezine otobüs teperleri var. Öğrencilerimizin ulaşımda hiçbir sıkıntıları yok. Kredi Yurtlar Kurumu'nun GV'de bir yurt binası var kız ve erkek öğrenciler için. Bu da oldukça tercih edilirlik noktasında olumlu bir yön diye düşünüyorum. Yine özel yurtlar, apartlar öğrencilerimizin barınma sorununda bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. GV ilçesi sakin ve huzurlu bir ilçe. Doğal güzellikleriyle de öğrencileri cezbedeceğini düşünüyorum. Üniversitemizin tüm birimleri mesleki uygulama eğitimiyle programlarını düzenledi. Ders içerikleri, müfredatları, ders planları buna göre düzenlendi. Bizim öğrencilerimizin daha öğrenciyken iş hayatıyla tanışmaları, sektörü tanımaları, kendilerini geliştirebilmeleri ve ispatlayabilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu eğitimi Türkiye'ye tüm birimleriyle kazandıran üniversite, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, gelecekte istihdam edilme hedefiyle öğretime başlayan öğrenciler için tercih edilme noktasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilk sırada yer almalı diye düşünüyorum ve gerçekten bunu mezunlarımızla da kanıtlıyoruz. Çok güzel yerlerde çok büyük başarılar edinmiş mezunlarımız var. Biz üniversitemizde ve öğrencilerimizde gurur duyuyoruz. Yeni gelecek öğrencilerimizde de bu gururumuzun daha da artmasını istiyoruz. Dolayısıyla hem yurt içinden hem yurt dışından öğrencilerimizi bekliyoruz.